Aleyküm ustaz, yaşınızda Ve aleyküm selam rahmetullah rahmet. Türkiye Ramazan mübarek olsun. Rahmet, halkımız getirirken hizmetlerinizden Allah razı olsun abone. Allah kabul kısa rahmet. Sağ olun, şunda ibaret edik ki, Ramaz, bana bu teravih namazı 3 rekat okuladı ayolcun. Ben işitkenim büyükçe, 8 rekat okusayım bulardı. İşledim de büyücüydü. Neç raketgacha o'qisa bo'ladi? Hozir bo'lgancha o'qisa bo'ladimi yoki 20 raket o'qish kerakmi? Xo'p, rahmat, tashakkur. Mavzuga aloqador savol berdingiz. Taroveh namozi Ramazon-i Sharifga xos bo'lgan maxsus namoz hisoblanadi. İmam Abu Davud'da qilingan rivoyatda Payg'ambar alayhi salatu vasallam Ramazon oyini oxirgi kunlarida jamoatga chiqib, ya'ni jamoat Ramazonda xufton namozidan keyin ma'lum bir qism odamlar uyga ketardi, ma'lum bir qism odamlar masjidda qolardi. O'sha masjidda qolgan odamlar ibodat qilib, bir qismi Qur'on o'qib o'tirardi, bir qismi zikr qilib o'tirardi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni chiqib masjidda namoz o'qiganlarini ko'rib, odamlarning bir qismi Rasulullohning orqalarida iqtido qilishni boshladi. Birinchi kechani shu namoz o'qish bilan o'tkazdilar. İkinci keçe yana çıktılar, adamlar cemaat yana köpeydi. Üçüncü keçesi cemaatul kubra deyildi. Ebu Davud rivayeti de cemaat taşıp gitti. Köçelerge çıkıp gitti. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın kutu oturuşup tuttan dengeyine çıkardılar da böyle şey yaptı. Peygamber aleyhissalatu vesselam çıkmadılar. Hatta Bamdat namazıge kadar kütüştü. Bamdat buldu, azan aytıldı, çıktılar ve namazdan keyin aytdilar ki, meni kutganinglarni bildim. Yo'talib kelganinglarni, bildirganinglarni ham sezdim. Qasdan chiqmadim. Chiqqanimda bu taroveh namozi farz bo'lib qolishligidan xavotir qildim. Sizlarga qiyin bo'lib qoladi deb chiqmadim deganlar. Demak, taroveh sunnatligiga dalil bu. Endi rakatlari to'g'risida gaplashsak, rakatlari to'g'risida 8 rakat degan odamlar Payg'ambar alayhissalotu vasallamni Ramazondan boshqa yil 12 oy kechasi bilan o'qiydigan tahajjud namozlarini ko'rgan rivoyatini aytishadi. Oysha onamizdan qilingan rivoyat bu. Payg'ambar alayhissalotu vasallam yil 12 oy taroveh namozidan tashqari, ya'ni Ramazondan tashqari ham 8 rakat namoz o'qirdilar. 11 rakat o'qirdilar, qolgan 3 rakat vitr. Bu haqida İmam Qurtubiyda ikki xil rivoyat keltirganlar. Bu İsra suresindeki ayetini Allah Teala Peygamber aleyhissalatu vesselam'a "Fetehaccet bihi nafileten lek" degen. Sizge farzdan göre ziyade teheccüd namazını okuş farz kılındı degen. Yani buyruk, amir, vacibke dalat kıladı degen manada. Oşan üçün daim teheccüd namazını Resulullah okurdular. Hatta ki kündüzü, keçesi okuyamayan kalsalar kündüzü okuyanlar değil mi rivayeti bu? Bu 8 rakat degan. 8 rakat degan ulamolar mana shu rivoyatni umumiy qilib olishgan. Lekin bizning Hanafiylar Payg'ambar alayhissalotu vasallamni Ramazon-i Sharifda 8 rakatdan boshqa namoz o'qiganlarini va u 20 rakat bo'lganligini aytishadi. İmam Malik 32 rakat bo'lganligini aytadi. İmam Malik va umumiy ma'noda ayollar ham, erkaklar ham Ramazon-i Sharif kechalarida Qiyomul Layl haqidagi hadislarga ergasharoq 20 rakat o'qiganlari afzal. Agar 20 rakat bo'lmasa, bizni qorilarimiz Qur'onni xatm qilishlariga imkoniyat juda qiyin bo'lib ketadi. 8 rakatda qiyin xatm qilish. 8 rakat. 20 rakat bu Ramazonni eng fazilatli kechalarga aylantirishda Qiyomul Layliga sabablardan biri. Shuning uchun ayollar ham xufton namozidan keyin 20 rakat taroveh o'qishlari afzal. Agar yana o'qiganlari kelsa, uxlab turganlaridan keyin saharlikka qadar, ya'ni saharlikni tugatgunga qadar 8 rakat tahajjud o'qib qo'ysalar, yana afzal bo'ladi. Vitrni kechroqqa surib qo'ysalar, vitrni qo'shsalar, demak 31 rakat, 32 rakat bo'ladi taxminan. Demak tushunarli. Xulosa olarak ayollar ham 20 rakat o'qiyversinlar. 8 rakat bor ekan-ku desa ixtilof qilmasinlar. 8 rakat o'qigan o'qiyversin. Biz 20 rakat o'qiymiz.
8 rekatı dalilini hem bilemez. 20 rekatı ikini hem bilemez. Oşan için taravih, alahıdı, namaz bunu 20 rekat okuyan afzal. Şunalli mi? Şunalli, rahmat usta. Selamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Rahmetsiz. Rahmet. Bana maniyem şimdi ama taravih namazından ki bana bu tahaccüd namazıymış. Yani yaxşı o bile bir deviş durdum. Çünkü ne de istemek dedim. Ya yaxşı. Doğru işitmişsiniz. Işte. Doğru işitmişsiniz. Ramazan ayı da keçesi bilen yani Qiyam-ı Leyli kılıçlikini fazileti doğrusu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Allah'ta hadisler var. Men qame Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma teqaddeme min zenbihi deyenler. Kim Ramazan ayını, keçesini kayım kılsa, men qame degeni ibadet bilen, zikir bilen keçesi uklamasa degeni. Bunu nime niyette kılsa imanen, iman asası da kılsa. Vaktise ben şu kıyan amelimge Allah acir verede degen niyet bilen kılsa onu günahları keçirledi. Gufira lehu ma teqaddeme min zenbi. Otken günahları hemen keçirledi. Ulamalar bu günahlar degen de sagire günahlarına etken. Benden hakkı tegişliği bu megen günahlar keçirledi hemen. Uşan için okuyan afzal. Hop. Fiqh madde doyası da şu dersilerde kaysi kitabla yaxsını okuyordum. Hop, İslam ilimler mecmuası, medresası da en yaxşı başlangıç talibi ilimler için metin kitaplar afzal hesaplanadı. Birinci barıb mesela metin olarak Kur'an'da yadlaş gerek. Birinci. Hali tafsirlarına girişmesinden, hali onu şarhlarına girişmesinden durup Kur'an'da yadlaş gerek. Fiqh olarak, mesela Muhtasar-ı Vukaya, en acayip kitap. Himmeti pasları için yazdım degen, bunu mahbubi degen zat yazgen. Himmeti pas edip yetkenliği için adamlar geçiyor. Hidayeden keyin, masalalardan keyin bunu yazdım degen. Bu Muhtasar. Muhtasarını yodla olsayız, metnini yodla gene izleyen keyin, metin sizini bir realistke soladı. O metin, insanını çalgıp ketişiliğini aldığını aladı. Metinini yodlava geliğinizden keyin, keyingi etaplarda şu metinin asası, Kur'an, sünnet, ulamalarının bunge nispeten fikirleri, ihtilaflarını urgenseyiz, metin sizi cemlep duru uğradı. O metinini tegide ayetler, hadisler, deliller yatıptı. Onu tegide yatkızıp bu işken. Demek ki siz aldın birinci orunda metinini yodlava alın. Ulamalar ayıtadı. Hafiztu şey'en ve nesitu eşya degen. Demek ki ne? Az gene narsanı yodla aldım, köp narsanı yodlaştık, maşakkatıdan kutuldum de gene. Az gene narsanı yodlasayız, matın. Akide'de fikhul akbarı, yok ki amalini yodlay, yok ki imam tahavini matın yodla varayım, buldu. Az gene halas. Fikhtan muhtasarı yodla varayım, buldu. Keyin ondan keyin siz bunge alakadar kitaplarını okup çıkarsın. Ali'l Qari'ni bu muhtasarge yazgan şarhları var. Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Rahimahullah'ın kifaya asarları şu muhtasarlı şarkı şu. Fatih Babi İnayen'in tercümesi yani. Hadrat özlerinin ilmi samaralarını yem koşkenler. Lakin bu o şey muhtasarlı şarkı. Şunlarla gel, matırlarını yolla gel, izahçı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Buradarlar, hizmetiyle Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selamun aleyküm ve rahmetullah. Rahmet olsun, serçen ayarsın ustaz. Rahmet. Ustaz, Amerika'daki buradarlarımızdan cümleden Musafir Şikli Bügeler'de savar bu geldi. Taravih namazları renkliyken, vitir vacip namazını cemaat bolu boğuştuk ki Ramazan ayda ruhsat var. Lekin o imamlar ikiye bolu boğarken. İkinci raketten keyin salam verib olib, turib olib, alohida bir raket o'qishar ekan. Bizda mazhabda bir raketlik namoz yo'q-ku, ushbu holatda nima qilishsin? Ularga ergashsinmi, alohida o'qishsinmi? Ular salom berganda salom bermay turishadi ular, orqadagilar. Ular salom berganda salom bermaydi, ular salom berganda salom bermaydi.
keyin ular turib ikkinchi rakatga quloq qoqqanda bular quloq qoqmay turadi. Ular keyin uchinchi rakatni o'qib salom berganda birga salom beraveradi. Bu haqida alohida ya'ni ko'rsatmalar bor. Boshqa mazhab ijtihodiga ergashsa bo'ladimi deganda bo'ladi. O'zingizning mazhabingizga muntasib holda ergasha olasiz. O'zi bir rakatlik namoz yo'q. Shofiy mazhabida o'sha 2 rakatdan keyin salom berib turib yana bir rakat o'qiladi degan u bir rakat o'sha avvalgi 2 rakatni davomi o'zi. Faqat 3 rakatlik vitr namozini ular 2ta salom bilan o'qishadi. Biz nima qilamiz? 3 rakatlik vitr namozini bitta salom bilan o'qiymiz. Tushunarlimi? Tushunarlimi ustoz, yana bir savol bo'lib qolganda, roza tutishlikka o'zining kuchi, quvvati, bardoshi, sabri bemalol yetadi, lekin 2-3 kunlar orasida bir martadan o'sha abetlar vaqtida dori ichmasa bo'lmaydigan bir odam bor. Ya'ni 2-3 kunda dori ichib turmasa bo'lmaydi. U odam nima bo'ladi? Ramazondan keyin qazo qutib beradimi yo'q? Boshqa narsa bo'lish kerak. Ya, odam Ramazondagi unaqa odamlarni roza tutishligi agar tibbiy tomondan bo'lsa uzr hisoblanadi. Oman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Qur'oni Karimda Ramazon oyini tutishlik haqidagi oyatdan keyin bu oyat keladi. Unda Alloh taolo kim kasal bo'lsa yoki safarda bo'lsa, qiyinchilik, mashaqqat bo'lsa, fa'iddatun min ayyamin ukhor degan. Boshqa kunlarda uni sanog'ini tutib beradi degan. Kasalligi ya'ni tuzalish umidi bor odam kasal paytida roza tutishlikka qiyin bo'lsa tutmasligi mumkin. Doktorning tavsiyasi, o'zini tajribasiga ko'ra. Ichadigan dorisi muammo, o'sha kunduzi ichmasa bo'lmaydigan bo'lsa. Lekin saharlikdan oldin, iftorlikdan keyin ichish imkoniyati bor bo'lsa tutsin. Ro'zani ko'p narsalarga shifoligi bor. Lekin doktorning tavsiyasi muhim. Islom mutaxassislikni qabul qiladi. Domla doktorlik qila olmaydi, ya'ni domla bir narsa ayta olmaydi. Bizda hozir hamma gap bo'lib ketyapti-da. Doktor doktorga murojaat qilish kerak. Kasal odam doktorga murojaat qilish kerak. Kasal odam hozir jinchiga boryapti. Tibbiy saviyamiz, tibbiy madaniyatimiz shakllanmaganligi sababli jinkashga boryapti kasal odam. Doktorga borish kerak. Abitas chiqib olib odamlarni ustidan kulib pulini olyapti. Shunga borishyapti. Yo'q, doktorga borish kerak. Doktor aytsaki, siz kunduzi mana shu dorini ichmasangiz kasalligingizga ziyodalik bo'ladi desa, doktorni guvohligi qabul bo'lsa yoki 3ta doktor bir-biridan bexabar shu diagnozni qo'ygan bo'lsa, u odam tutmay qo'ya oladi. Tuzalgan paytida boshqa kunlarda tutib beradi. Endi ba'zi odamlar bor, kasalligi surunkali, tuzalmaydi. Tajribaga ko'ra tuzalmayapti. Nima qiladi desa, bular roza tutmaydi-da, rozasiga fidya to'laydi. Har bir kun tutilmagan roza uchun fidya to'lab beradi. Tushunarlimi? Tushunarli, rahmat sizga, Allohning rizoligi bo'lsin. Amin hammamizga, Alloh taolo o'zi yaxshiliklar ato qilsin. Salomat bo'ling. Ajoyib savollar bor ekan, endi musofirdan savol deganlari bor ekan, biroz ochaman. Musofirdan savol. Savolingiz bering. Ovozingizni ochdim. Qolganlarga ham navbat tegadi, tez-tez savollarni beramiz, birodarlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tutamamısınız. Rahmat. İşitim yaptın mı? Hı. Savallı birim. Oğlum, gözüm hakkım neydi? Ben şu sıkını böyle sol zikar kılıp, istihbar etip, gözüm halatım. Yüreğim hani keşke yakın. Noq bir qolanda. Noq qo'yamanda. Tomla. Dobbe. Savol tushundingizmi? Yo'q. Hozir ular poplarga beriladigan savolga o'xshadi bu. Noq qo'yaman deyapti. Noqdaligi
mağfiret koyalım. Bunlar ne mağfiret? Günahından toklayıp koyalım. Çünkü o şey günah koyuyorsa. Şunmaya bir soru izle. Çoğu da bilin. Misafirden bir soru. Bu başka şey bilin. Mikrofonunuzu bir kitip koyduğunuz. Mikrofonu basıp yapın. Mikrofonunuz basılıp kaldı benim için. Savallı var. Günah koyamam diye. Kumduz zikir değil ama kesin günah koyamam diye. Şimdi keşke yakın bilemem günahlıgını, lakin şu günahlı kıpkı yok bende. Küçüzü kılama, şu kınayman dedim. Nelson yengeşişke kıynan olma. Şimdi yine röze o yüzeyini, ne maksan böyle adı? Kanay, Nelson yengeşen böyle adı? Duruyordan. Allah... Allah özü hemimizi ıslah kısın. Hasan-ı Basri Rahimahullah'ını aldılar ki bir kişi gelip bir günahını kılaman, bir günahını kılaman, kiyin tava kılaman, kiyin yine günah kılaman, yine tava kılaman, yine günah kılıyıp ben. Degen de o kişi etkiler ki, bana şu mücadele degenler. Şeytan seni günah kılıp, günahta berdavan bulup ulişini haklıydı. Allah Ta'ala seni tavba kılışını haklıydı. Sen bu müsabakada, bu mücadelede tavbanı tohtatma degerler. Günah kıldım ki deyip günahke kırıp yetişlik şeytanın arzusunu amalga aşırış hesaplanadı. Çünkü şeytan asasen insanlarını naumut kılışlık, düşkünlükke çürüş bilen günahke çağırlaydı. Hep deydi sen deydi falan günahını kıp koygen sen demek ala sen o zihni takvadar kursatıp deydi o zihizken. Sen deydi paloncu sen keçesi bana işini kıyan sen ki deydi. Demek ki sen namaz okup indi deydi. Bana çok o vaziyetlerde yok deyiş gerek. Şeytanlı bu vasvasasından kutulup ibadetke harekat kıla vuruş gerek. İbadet şunu üçün insanlı pozisyasını belgileydi. Demek ki künüge beş vakit namazını Allah Ta'ala buyurdu Müslümanlar gel. Aynısı bugünkü talatım davrudu. Her tamansızdı bir yaka keleyin, bir yaka keleyin de çakırıp durgen paytada. Özüyüzü, pozisyayızı bilgilamaya turgen alamanlı içi de beş vakit namaz sizni kutkaradı. Beş vakit namazda siz özüyüzü, iradeyizi ortaya koysayız. Özüyüzünü meneşur rejimge doğru yöneltire alsayız, neticeni görürüz. Adli sport bilen şuğullanın, rejini, tartıbını, intizamlı cahaya koysayız, bir yılda netice görürüz. Bir yılda. Ha bu namaz Allah'ın buyruğu. Bendenin bendelik izharı, bendeni köp narsalardan muhafaza kıptıradigen narsa. Namaz insanlı fahş ve munkar narsalardan kaytaradı diye Allah Ta'ala Kur'an'da. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar ve le zikrullahi akbar ve Allahu ya'lemu ma tesna'un. Namaz onu okuyucusunu onu mültezimini, onu kayyum kılıçsını fahş ve münker işlerden kaytaradı. Ve Allah'ını zikir kıladigen en katta amil deyipti Allah Ta'ala. Allah ne kılıp yürgen ilerini yakışı biledi. Şunun için bu namaz, bu ibadet insanını pakleydi. Cesedini, kalbini, hayatını, umurunu pakleydi. İntizamcı soradı. Bu meselenin bir cihati. Ağzı yaman kili yaptı. Şimdi yaman kili yaptı mı? Aşağı kılandı. Evet, mikrofonu bir kitap yapma. Demek, namaz insanın hayatını, kalbini, cesedini, ruhunu, ahlaki terbiyesini pakleydi. Bu meselenin bir tamamı. Şimdi ikinci tamamı. İmam Tahanevi'ni aldılar ki bir kişi gelip, ben bir günahını kılıyapman, İbadet kılaman da yine günahka çüşüp kalıyapman. Tavba kılaman yine günahka çüşüp kalıyapman degen de İmam Tahanevi haliki kişiye kalab etkenler. Bir artık ulamanı gıybet kıyan mı sen degenler. Ha degen de bu sanki Allah'ın cezası tavba kıl degenler.
biror ulamoni g'ibat qilsa, haqorat qilsa, orqasidan unga nisbatan tuhmat, har xil gaplarni gapirsa, Alloh taolo u odamning qalbini muhrlab qo'yadi. Alloh bir bandani ya'ni xohlamasa o'zini baytiga, o'zini rahmatiga yaqinlashtirmaydi. Bunga misol qilib Imom Buxoriydagi hadisi qudusiyni aytganlar. Hadisi qudusiyda Rob jalla va alo aytadiki, "Man ada li valiyan faqad azantuhu bil harb." Kim meni dostumga düşmanlık kılsa unga qarshi urush e'lon qilaman deydi. Seni o'sha faqat gunohga botib qolishligingni, gunohdan chiqa olmay qolishingni bir iqtibosi, bir mash'alasi ulamolarga nisbatan qilgan g'ibatingda, ularga nisbatan tekkizgan tilingda. Chunki deydi Ibn Hajar Asqaloniyni mana shu hadisni sharhida aytgan gaplari bor. Allohning do'sti kim? Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun degan. Alloh taolo Qur'onda ogoh bo'linglar, Allohning do'stlari, Alloh ularga xavf va xatar yo'q. Ular kimlar? Ular iymon keltirgan va taqvo qilgan zotlar degan. Shundan keltirib chiqaradi. Kim taqvo qila oladi? Allohni tanigan olimlar taqvo qila oladi. Allohni tanimagan qanday taqvo qiladi? Taqvo degani qanaq taniydi Alloh taoloni? Kimdan saqlanayotganini qattan biladi olim bo'lmasa. Shuning uchun Ibn Hajar aytadilarki, bu hadisi sharifdagi Allohning do'stidan murod ulamolar. Agar ulamolar Allohning do'sti bo'lmasa, men boshqa do'stni bilmayman degan. Shuning uchun u narsalarga e'tibor berish kerak. Kunduzi bilan zikr qilaman degan gapingiz u siz bilan Alloh o'rtasidagi gap. Siz bandalar o'rtasidagi muomalalarga ham bir taftish nazari bilan qarab qo'yishingiz kerak. Men nima ishlar qilib yuribman, kimga qanday azor yetkazdim? Onangiz bo'lsa onangizga azor yetkazmang, duosini oling. Otangiz bo'lsa otangizga azor yetkazmang, duosini oling. Bu narsalarni o'rniga qo'yish kerak. Do'stingiz, birodaringizga oldi berdida xiyonat qilmang. Bu narsalar ham bir musulmonni hayotida uning ibodatiga ta'sir qiladi. Kunduzi bitta nomahram ayolga shahvat nazari bilan qaraganim uchun 40 kun tahajjudga tura olmadim degan salaflardan shunaqa rivoyat bor. Qarang, bir marta harom narsaga nazar solgan tahajjuddan mahrum bo'lgan. Ertalab bomdod namoziga tura olmayotgan odam o'zini kunlik hayotidagi narsalarga qarasin, nimadir bor hayotida. Alloh taolo uni mahrum qilyapti. Sizni bomdodga uyg'onayotganingiz kechagi xufton namozingizni qabul bo'lganligiga mukofot u. Peshin namozini o'qiy olganingiz bomdod namozingizga qabul bo'lganligiga mukofot. Avvalam aytdim bir she'rni. O'rni kelganda aytib ketay. Biz bu ibodatlarga Alloh bizni muyassar, muvaffaq qilganligi uchun Allohga hamd aytishimiz kerak. Bu hammaga nasib qilmaydi bu. Odamlarga g'ibat qilib, tuhmat qilib, montaj qilib, pokiza ayollarga bo'xton uyushtirib, bunaqa qilib yurgan odamlarga Alloh tavfiqni bermaydi. Alloh odil zot. Shukrul ilahi ni'matun mujibatun li shukrihi fa kayfa birri shukrahu va shukruhu min birrihi. Allohga hamd aytish, ibodat qilish, yaxshilar qatorida bo'lish Allohga shukr qiladigan ishlardan vojib qiladi. Allohga shukrni vojib qiladi. Bu yaxshi bo'lib yurishni o'zi. Qanaqa qilib men shukr qiluvchilardan ekanligimni aytib maqtanay. O'zi shukr qiluvchilardan bo'lishimga ham shukr lozim-ku degan. Shuning uchun masalani bu ikkala tomonini ko'ring. O'zingizni hayotingizni taftish qiling va hech qachon yengilib qolmang. Shayton albatta sizni gunohda davom etishligingizni xohlaydi. Siz ibodatda yurishni xohlang va yaxshiligingiz yaxshilik deb yoziladi, yomonligingiz yomonlik deb yoziladi. Qiyomatda shuning uchun ikkita tarozi qo'yiladi. Qaysi bir amal og'ir kelsa, o'sha yutib ketadi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bir yomon ishni qilsang, orqasidan yaxshilik qilib qo'y,
uçuradı diyorlar. Uçuradı. Yakşilik, fakat yakşilik kılışın gerek. Fakat savap iş kılışın gerek. Zerre kadar günah kımaslıgın gerek degen taklifi mi yok? Tavsiyeye mi yok? Müslüman hayatıda bir yakşilik var, bir yamallik var. Fakat yakşiliginiz köpeyip ketkende sizge nisbet, yakşı adam deyip nisbet veriladı. İmam Zahabi aytadılar, yakşı bilen yaman adamını kanday farklayımız? Mutlak yakşı adam yok, mutlak yaman adam yok. Kala kakıl farklayımız degende, o kişi etkiler ki, yakşını, yakşilikleri köp bulsa, şunu yakşı deyivuramız. Ayrım yamalliklerden köz yumamız. Yomonni yomonliklari ko'p bo'lsa, uni yomon deymiz. Ayrim yaxshiliklari sababli uni yaxshi odam ekan demaymiz. Hozir o'sha tuhmat qilayotgan, bo'xton uyushtirayotgan, sharafsiz, benomus, benasab odamlar ham yaxshi gaplarni gapirib qilyapti. Ularga aldanmaymiz. Tushunarlimi? Arkalarda savalı var eken. Nerede bugün bu sekin gitti oramız mı? Aha. Ana kısım var eken. Savalı izbesi bir deyin var eken salam alayım. Kalmadı su balık açılmaya yaptım. Çık bir deyin. Git bak. Bu zor. Çık bir deyin. Az. Bir yanıtta misafir hakkında savalı var. Bir dakika da var. Koreya'dan doğal barakan, Koreya. Kim? Koreya'da. Ramazan'ın birinci günü. Soru vereyim. Alo. Abi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ahmet. Allah razı olsun sizden. Selamat bana ya Allah'a emanet olun. Sağolun. Biz Kore'de olduk. Studentimiz Kore'de yaşaymış. Uh-huh. O yakında gruptaki yeni taşışken eken şöyle bir Müslüman idaresi Kore'de. 12. Mart'ta birinci Ramazan Prince 12. Mart'ta bir yeni okuluşken eken. Uzbekistan'da 11. Dert'e yeni okuluşken. Şimdi biz İndən ikiləniş bu qaldı. Yəni, ədəşimə gəndi ikiləni gəndi. Şimdi yoldur, əgər biz etdik, şu 11-ci günə, ki Allah da ədəşkən bəsək, şu Ramazan ayını 1-ci günü, 1-ci günü bəsə, əgər doğru bəsə, nəqli rüzəs tərəqə sabır gəndib, bəsək bələ demə yox? Yox, bu məydi. Aynən, şuna qaqılış bu məydi. Çünki niyatda iki xillik bo'lsa bo'lmaydi. Biz bunaqa vaziyatlarda har kim o'zining mamlakatini fatvosiga ergashadi degan xulosaga kelganmiz. Ulamolarimiz shuni tavsiya qilishgan. O'zi aslida Hanafi mazhabiga ko'ra ijtimoiy fatvoda bu ko'pchilikka aloqasi bor. Bitta odamga bo'lsa u gap yo'q. Ijtimoiy fatvoda biz fatvoga ergashishimiz kerak, muftiyotga ergashishimiz kerak. Muftiyot shuni uchun kerak. Fatva ulamalar kengeşi şunu üçün kerek. Hanefi mezhebede dünyanın kayırıda ay korulsa, o şey ay ay degen fatva var. Lekin İmam Şafii aytadılar ki, her bir memleket uzunu ayını uzu korad deydiler. Ortada farklar var, şunun için bazı memleketler kiyirrak, keçirak ayını koruşu mümkün. Endi nimaga bu joyda biz harma memleket uzunu fatvasını karasın degen gapi olyapmiz desa, bunu muftiylar, muftiylarimiz aytadi. Nimaga? Shunda ixtilof, janjal, to'polon bo'lmaydi. Oldindan e'lon qilib qo'yadigan mamlakatlar bor. Ular ba'zi masalalarda oldin e'lon qilmasa bo'lmaydigan vaziyat. Chunki dam olish kuni, shunga o'xshagan narsalarni oldindan belgilash kerak. Va masalan, Saudiya bugun ko'rishni boshlaydi, kuzatadi oyni, e'lon qiladi. Agar oyni ko'rsa 29 kun bo'ladi, ertaga Ramazon deydi. Oyni o'zi ko'rgan odam roza tutaveradi. Masalan, siz o'zingiz oyni ko'rdingiz, tutaverasiz. Boshqalarga tut demaysiz. Chunki siz uchun Ramazon oyi kirdi. Ko'rib turibsiz, aniq.
ayni yakin ko'rgan narsangizga erishasiz. Boshqalarga ayta olmaysiz. Nimaga? Aytsangiz fatvoga qarshi chiqib qolasizda, ixtilofga sabab bo'lasiz. Siz buni muftiyga, qoziga aytsangiz bo'ladi. Men oyni ko'rdim deb. Agar qozi sizning gapingizni qabul qilsa, sizning gapingiz bilan e'lon qiladi. Ramazon bugundan deb. Agar sizning gapingizni qabul qilmasa, unda siz o'zingiz tutasiz. Boshqalarga aytmaysiz. Chunki boshqalarga ijtimoiy ma'noda fatvoni kim aytadi? Muftiy aytadi. Muftiy aytadigan gaplarni boshqa odamlar aytishi to'g'ri emas. Yuqorida Fathul Boriydan keltirgan rivoyatlarda shu masala ko'tarilyapti. Fitnaning eng katta sabablaridan biri ilmsizlarcha fatvo beradiganlar ko'payib ketadi. Fatvo mana shu masalalarda. Bir paytlar odamlarni ko'chada turib olib og'zlarini ochishdi. Saudiyada bugun hayit ekan, och og'zingni deb. Yo, fatvo nima bo'ladi? U masala o'laroq, masalan siz aniq ko'rsangiz, bugun roza ekan deb Ramazonning rozasi tutasiz. Ko'rmadingizda bugun roza bo'lsa rozadan, nafl bo'lsa nafldan desangiz, rozingiz roza bo'lmaydi. O'shaning uchun fatvoga ergashamiz. Koreyada yurganlar Koreyadagi fatvoga ergashsin. O'zbekiston O'zbekiston fatvosiga ergashadi. Oyni aniq ko'rgan odam boshqa odamlarga indamasdan turib nima qiladi? Roza tutaveradi. Chunki payg'ambar alayhi salatu vasallam sumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi deganlar. Oyni ko'rish bilan roza tutinglar, oyni ko'rish bilan rozani ochinglar deganlar. Ya'ni hayit namoziga tugatinglar deganlar rozani. Mana shunga ko'ra aniq ko'rgan odamga gapimiz yo'q bizda. Ko'rgan odam tutaversin. Ko'rmagan odam nima qilarkan? Fatvoga ergashadi. Fatvoga ergashish o'sha ma'noda. O'zingizni mamlakatingizda yashayotgan joyingizdagi fatvoga ergashavering, jamoatga qo'shilgan bo'lasiz. Tushunarlimi? Tushunarlimi, rahmat qoraka. Salomat bo'ling. Alloh qabul qilsin. Sog' bo'ling. Meniki yo'lga, meniki yo'lga xizmat bilan Allohim. Alloh o'zi qabul qilsin. Salomat bo'ling. Rahmat. Musofirdagi birodarlaringizga bo'ydoq. Bitlegan bu vaqt biraz harika ofiste. Xo'p Alloh o'zi solihi juft ato qilsin. Sog' bo'ling. Xo'p. Yana Koreyada 11 kundan keyin ketaman degan savol bor ekan. Shunga deb qo'yibdi. Xo'p. Oxiri kelib qo'ydi. Savolingizni bering. Koreyadan 11 kunda ketaman degan savol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Rahmat. Koreyadan hozir savol berishganda men ham ozgina qo'shimcha qo'ymoqchi edim. Men ertaga O'zbekistonga ketaman-da, ertalab soat 8:00 da. Xo'p. O'shanga Ramazon ro'zasini bu yerdan tutib ketaymi yoki O'zbekistonga borib tutishim kerak? Lekin Koreyadan hozir bir do'stimiz savol berganidek, Koreyada 12-dan deb e'lon qilindi-da. Ha, siz hozir Koreyada ro'za tuta olmaysiz-da. Endi hozir iftorlik vaqtida, lekin O'zbekistonda bo'laman. Ha, O'zbekistonda roza tutilgan bo'ladi? Ha, O'zbekistonda roza tutilgan bo'ladi. Oramiz 4 soat farq qilyapti. 4 soat. Xo'p. Siz unda Koreyada nafil deb tutsangiz bo'ladi. Nafil deb. Niyatni aniq qilasiz. Nafil bo'lsa nafil, roza bo'lsa roza demaysiz. Nafil deb tutasiz, nafil deb. Siz O'zbekistonga yetib kelsangiz va O'zbekistonda ro'zani birinchi kuniga to'g'ri kelib qolsangiz, nafldan ko'ra ro'za g'olib bo'ladi baribir. Bir kunga bir kun bo'ladi. Lekin musofir odamga ro'za farz emas o'zi. Agar siz ro'za tutmasangiz ham, O'zbekistonga kelgandan keyin sizning ro'zangiz O'zbekiston hisobi bilan 28 kun yoki 29 kun bo'lib qolsa, bir kun kamayib qolsa misol uchun. Boshqa kunda o'sha Ramazondan keyin Shavvol oyida bir kun qazosini tutib qo'ysangiz bo'ladi. Sizga qasddan ochganga kirmaydi. Chunki musofirsiz-da, tushunarlimi? Shunda endi hozir ertaga og'izda bekitib ketadigan bo'lsam, ertaga xudo xolisa soat 2:00 da O'zbekistonda bo'laman. Aha. O'shanga shuni so'ramoqchi edim. Bo'lavoras, ha, muammo yo'q. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p. Domla? Nima bo'ldi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'mo shakligida mushkula bo'lmaydimi? Ommaga mushkula bo'ladi. Xoslarga mushkula bo'lmaydi.
Çünkü haslar yukarıda etkendik niyetli biledi. Şu muhtesarda var. Ammaga ya müşakta tutuş makruh deyilgen. Demek edese ula haline kakıp roza tutadı da. Bu nafil bosa nafilden, farz bosa farzdan de tutadı. Rozası roza bu beydi. Haslar, kazılar, muftiler, ular tuta uğradı. Çünkü biledi. Yani niyet, nafildir niyet kıladı. Eğer farz galip bup kese o farzı ötüp getirdi. Şundan biledi onu. Şunarlı mı? Ha, şunarlı. Kegin şu yerde Nisfi Şaban'da meselesi diyen ıhtılaf var agende. Lekin muftabihini vermedi. Kendisi diyen hidayede yok. Başka kitaplarda Şaban'da yarımdan kengisi de bu meydi diyen kavul var agen. Bazı bir kitaplarda buladı diyen kavulan var agen. Uşa hasbıdan amge tekişlik yapı. Hasbıdan amge tekişlik o. Şak günüge ki genpeyde tohtasın amlar deyiladi. Has tuta uğradı. Şavvallı Ramazan'ı ulap getirdi ku dese, uşa kerahatı var, hadislerde ortasında acrasın degen gap var. Niyet acrasının, niyetini nazaratı ulamalar, kazılar, ahli ilimler biledi o nazarat. Ama onun nazaratını bilmegen için ularga nispeten onu makruh deyiladi. Makul mu? Bismillah. Ha, Allah razı olsun. Bırakın başa koydum reyimi. Aha. Peydan. Az bitti sıvı toplamında. Kur'an hakkında. Zura. Zebe iyi dikken, zebe kime dikken yenge nesi korup olmuş hakkında sıvı olacaktı. Topkanlar hoş var ile. Zebe ki, ha toplamda. Sıvı izni vereyim Murat'a. Aleyküm selam. Aleyküm. Aleyküm selam. Barçamız gel. Ramazan tarif mübarek olsun. Amin. İnternet özürlü babamız. Ya mikrofonları yapılıp kaldı mı? Mikrofonum yaşı işlemedi şekeri. Özür dilerim. İndi yaş. Yaşı işlemedikken olsa Ramazan şarkı barçamız gibi oraya bulsun. Savalımı istekilemen. Ustaz, avvala ilimleri ziyade bulsun. Aynısı İslam sadı barası alıp oraya işler yüzden cüdeyen memnunuz. Bana şu zamanevi bildiğim köküne yıldızları sizde katlaşık cüdeyen iştah mendirin. Instagram'da administratörlere yazdım. Lekin cevap kime yaptı? Şu offline kursu da katlaşmakçıydım. Online kursam var o deseyiz. Onda özüge has subyektivni meselelerimde savallar verip onge agen cevaplarımı ortaya doğru kulası çıkar olayım. Ben de şunun için zibiki kursun offline'ı kaçan buluş hakkında iltimas malumat bir var siz. Xo'p, Zebeki Premium degan yangi taklif bo'yicha yangi dars ochdik. O'zi men to'xtatamiz degan anaqam bor edi. 6 ta bosqich tugatdik. Zebeki, ya'ni zamonaviy biznesning ko'hna ildizlari degan ma'noda biznesga aloqador g'oyaviy anaqalar, urushlar to'g'risida biznes rivojlantirish uchun nimalarga e'tibor berish to'g'risida ticari faaliyetimizge alakadar ortaklaşu suhbetleri uyuşturduk. 6 tası tügedi. Ondan ki uşa premium class yani küçeytirilgen alakıda tartıpta ve o ahirge 8. adaşmasam dersimiz Samarkand'da bo'ladi. Samarkand'a seyahat, ziyaretgahlar, kin Samarkand'daki yangi kurulgen şaharçada savol cevaplar bo'ladi. Bu o'sha ZBKI premium deb qidirib ko'ring, o'sha joyda bor. Balki sizni Telegram raqamingizga yoki sizni Telegram raqamingizni adminlarga berib qo'yamiz, sizga aloqaga chiqishadi. Qachonligini, qanaqa bo'lishligini aytishadi. Menimcha Ramazondan keyin bo'ladi, chunki Ramazon safardaman. Safardan qaytganimizdan keyin Ramazondan keyin qilish rejamiz bor. Alloh xayrli qilsin. Katta rahmat ustoz, mana shu premium klassda sherikchilik to'g'risida ham masalalar bo'ladimi? Bo'ladi, sherikchilik bor, ribo nazariyalari bor, keyin xiyor masalalari, savdo qilayotganda ixtiyor masalalari bor, keyin g'oyaviy hodisalar, sherik bilan ishlayotganda nimalarga e'tibor berish kerak, bular hammasi bor. Xudo xolasa. Xo'p, bo'ladi, katta rahmat. Adminlar ushbu opamizni anaqalarini olsanglar, Telegram raqamlarini bularga keyin biz o'zimizni
adminlarımıza aytamız, aloqaya çıkışadı. Salamat bo'ling. Mana shu erkin e'tiqod degan loginli anaqa yozib qo'ydim SMS javob menga qaytarib yuborsangiz nomerimni yozib qoldiraman chunki Telegramim yo'qdi. Xo'p. Ammo yozib oldik. Bo'ldi. Katta rahmat hamdlaringiz. Sog' bo'ling, rahmat. Xo'p. Qarshi tortdim, qarshi qarashmi? Adam ochdim. Hasan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat, uzr. Donda uzr, shoshilib ketdim. Bu bronxitga qarshi sochiladigan spreylar bo'ladi-yu. Aha. Shular sochib shuni roza buzadimi, buzmaydimi? Xo'p, shu haqida o'sha spreylarni ikki xil bo'lishligini aytishgan edi oldingi ulamolar. Bittasi tomoqni o'zida qoladi. Bu ochmaydi. Ikkinchisi bor tomoqdan o'tib turib, xalqimdan o'tib, oshqozonga ketadi. Bu ochadi. Rahmat, Alloh razı olsin. Salomat bo'ling. Alloh o'zi qabul qilsin. Juda muhim savolim bor. Juda muhim savolim bor. Ovozingizni ochdim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh. Yaxshimisiz, domlar? Rahmat. Domlar, men Koreyada bo'ldim-da. Aha. Bitta o'zimning bola bilan ish qilyapman. Mana shu Koreyada ish qilayotganda u bola namoz o'qishimni ko'rib, namoz o'qiysizmi deganida, ha, namoz o'qiyman, sen men ateistman dedi-da u. Keyin nega ateistsiz? O'zbek bir musulmon insonda musulmonlarda tug'ilgansiz. Ota-onangizdan musulmon bo'lsa kerak, ota-onam qo'rqib yuborgan. Endi u bola keyin men aytyapti, nimaga dindan chiqib ketdingiz desam, bir hadisni aytdi, Imom Buxoriydan kelgan hadis ekan, 17-chi bobda 5669-chi hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning vafot etishlari chog'ida Ibn Abbosdan rivoyat qilinar ekan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etayotganlarida menga bir qog'oz olib keling, men sizlarga shunday bir narsa yozib beraman. Hadisni to'liq so'z ma'nosini aytaman, deganda. Sizlar bir qog'oz olib kelinglar, men shunday bir narsa yozib beraman. Bu narsa sizlarni yo'ldan ozishingizga yo'l qo'ymaydi, deganda shunda Umar roziyallohu anhu aytganlar, Rasululloh juda bir qattiq kasallar bezovta qilmanglar, sizlarga Allohning kitobi yetmaydimi deb savol berganda shu shovqin suron ko'tarilib ketgan ekan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni tark etinglar degan ekanlar. Shunda ikkinchi hadisda, hadisi davomida Ubaydullohdan rivoyat qilinadi, u ham Ibn Abbosdan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mana shu narsani yozib bermasliklari ummatga bir yomon ta'sir qildi deganda. Endi u bola aytyapti, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yozishni bilmagan edilar. Buni qanday nima qilamiz deyapti. Yolg'onga chiqaryapti. Xo'p, bu bola qidirib topgan masala emas. Bu hadis Imom Buxoriyda bor. Buni mustashriklar islom tushunchasini, islomni to payg'ambar alayhissalotu vassalomdan bugungacha yetib kelayotgan silsilasini uzish uchun biz ham ma'no aytamiz bu hadislarga deb musulmonlarning ichiga shubha bilan shubha tashagan odamlarning ishi bu. Ular alohida bir kitob yozishgan. U kitob Google hali chiqmagan paytida hadislarni izlash uslubi bilan yozilgan. Bir hadisda bir kalima o'tgan bo'lsa, shu kalima qaysi hadisda kelgan? Hammasini jamlashgan. Buni hattoki talabalar musulmonlar ham foydalangan. Buni mustashriqlar, kofirlar, musulmon bo'lmagan, mustashriq bo'lgan, islomga g'arazi bo'lgan odamlar tomonidan qilingan bu ishlar. Ular ana shu masalalarni ko'tarib musulmon ummatiga tashlashgan. Taxminan 4 yoki 5 kitob bor. Butun boshli hamma shubhalarga shu kitobda javob berib qo'ygan ulamolar. Ular ko'targan shubhalar bittasi shu. Sunnat inkorchilari shuni dalil qiladi. Tasavvur qarang. Sunnat inkor qiladi o'zi. Faqat Qur'on deydi. Xo'p, faqat Qur'onga qatta dalil bo'ldisa, hadisda dalil bor deydi. Saviyani qarang.
sen fakat Kur'an diyebsen değil mi ki hadisten delil keltiriyebsen dese özüge yokkanı üçün delil keltiriyebdi. Onu yem özü hohlegen mana bilen delil keltiriyebdi. Yani biz onu manasını doğru bilemiz. Hazreti Umar radiyallahu ta'ala anhu bu vaziyette Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bimarlık peytide nime yazışları mümkünlüğüden havatır kıyan o kişi. Çünkü bimarlık insandan her kıl gap çıkışı mümkün degen tasavvur gibi var geldiler. Bu tasavvur keyinçelik, bu tasavvuru. Keyinçelik Hazreti Umar radiyallahu anhu özleri notori ikerliklerine tanı geldiler. Hazreti Umar'ını 500'ge yakın hadis rivayeti var. Hazreti Umar'ın özünü. Tasavvur kılın. Hazreti Umar yazmasınlar. Bizge Kur'an yetedi degen zat. Neme ki Kur'an'dan keyin hadis rivayet kıyaptılar? Özleri. Hazreti Umar'dan bir kaç hadisler rivayeti var. Bizge yetip yegen. İnnemel a'malu bin niyyat ve innemâ likün limri immâ neve femen kânet hicretuhu ilallâhi ve rasûlihi fe hicretuhu ilallâhi ve rasûlihi. Bu hadisini Hazreti Umar rivayet kıyaptılar. Demek bu da çünmavçilik var. Uşa Buhari'de kegen hadisini ular çünüşünü isteme yaptı. Ular uşa otası ak kegen adam onu alemini manaşı cöyden kıdırıp tapıp çünkü ben doğru ben de deyiş için işletmek çıkalaz. Aslı samimi bu ise, aslı halis bu ise bunun manası nime edip iş egelerden soruydu. Bu hadisinin şarkını okusayız, şarkıda durdu. Şarkıda açık adına etip koyun. Hazreti Umar radıyallahu anh'u bu cayda dinli muhafazası üçün deyip oylayın. Keyinçelik Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bu kıyan işleri masum iş ikerliğini Hazreti Abu Bakır Sıddık radıyallahu anh'u ispatla gelin. Ondan ki yine bitti muamma bu geldi. Ne muamma? Peygamber aleyhissalam dünyadan ötüşten aldın Usame'nin çakır geldiler. Usame ibn Zeyd 16 yaşlı yigit ve asker tartıplab bu askerinin içi de Hazreti Umar'ın var. Bu askerinin içi de katta katta sahabeler var. Şularga Usame'ni başlık kıyandılar. Amir kılıp. Vizantiyanın ihtimali hücumiga karşı sariye kılıp cihatke çıkar geldiler. Usame radiyallahu anhu tayargarlık kılıp Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bimarlıklarını kurup istemese de Resulullah'ın buyruğuna labbe edip Medine'den çıkıp yetken peyti de Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat edip o geldiler. Usame arkaya kayıtken ki asker buna. Kayıtıp ki gende karısı Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat etkenler. Ki o kişinin dafını meşgulatı bugün, halife seyreş bugün. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu halife bugünlere de birinci işlerini mi bugün? Usame'ni devam ettirgenler, borç çıktı genler. Şunda Hazreti Umar radıyallahu anhu. Bana şu mesele ne kurtar genler? Ey Ebu Bekir de genler. Peygamber aleyhissalatu vesselam Usame'ni bimarlık peyti de çık degenler. Bimarlık peytlerdeki gap alınadı mı degen? Degen de alınadı degenler. Medine'de hiç kim kalmasaya Usame'ni çıkaramam degenler. Ve Usame'ni cenge çıkargenler Resulullah'ın gaplarına yeri geçir. Bu nime fayda bergen? Atraf çekerdeki siyasi, harbi hareketteki adamlarını, umidini, ularını Medine'ye hücum kıladigen arzusunu sindirgen. Nime ge? Medine'de şuna kanki küçülüğü asker cemlengen ki hatta taşkarıya asker çıkarışı yaptı deyip korkuşken. Ana şu gebbelen Hazreti Umar radıyallahu anh'u Resulullah'ın bimarlık peytleri de hem aitken gebbeleri vahiy hesaplanışlığını tanığa geldiler. İnsan terbiyelerini bu arada. Hazreti Umar radıyallahu anh'u ki tane kılıçadı bu gebbe bazıları. Lekin o kişi dinle gamı çünkü geldiler bunlar sana. Ve bana şimdi yok şeyken bitti yarım te Peygamber aleyhissalatu vesselam avval başıda Kur'an nazil bularken menden Kur'an'dan başka dersini yazmayınlar degen hadislerini üçle varışıp mene hadislerini yazmaydı geldiler peygamberimiz. Uşan için hadisler menbek hesaplanmaydı deydi. Sen bu hadisini menbeke var yapsan o. Mantiki ziddiyat var bitti. Ular ne ki bunu hadisini kereymez degen adamlar aynen hadisini delil kılı yaptı. Nafsige yok kaldığı için. Uların mezhebi nafsaniye mezhebi. Ular bu meselenin mahiyetini, ahirini, akıbetini sürüştürüp oturuşmaydı. Peygamber aleyhisselam başladı hadislerini yazmaslıkça büyürgenler. Yazmaslıkça büyürgenler ne demek? Dersler şuna kadar tasavvur bugün. Kur'an bilen hadisler aralaşıp etedigen tasavvur bugün.
Keyinchalik bildilar ki Qur'on umuman boshqa uslubda mucize, balog'at fasohati tengi yo'q matn. Hadislar o'zi o'qilganda yo farqi bilinadi. Men sizga bitta hadisni o'qib beraman, orqasidan Qur'onni o'qib beraman. Eshitib turib, ikkalasi ikki xil narsa ekanligini tushunmasangiz ham bilasiz. Nimaga Qur'on mucize? Keyinchalik payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlari yozib berdilar, ya'ni yozishni o'rganmaganlar, yoz odamlarga imloan gapirib yozdirganlar. Hazrat Ali radhiyallohu anhu'dan kelib, ya Ali deyishgan, sizga ahli baytsiz, sizga alohida payg'ambarimiz nimadir buyurganlarmi deganda, yo'q deganlar. Faqat deganlar, qilichimni qinida bir narsa bor, shuni menga yozdirganlar, shu bizga alohida deganlar. Ya'ni ahli baytni o'ziga emas, shu haligi İçimlik içeri yani idişler doğrusunda bazı hadislerini yazıp bilgileri var. Hadis durdu. Keyin bu yerde keyin Haccatul Vada'da hutba kıyarlar. Hutba kıyan payetleri de Yemenlik Abu Şah degen adam ordudan turup ya Resulallah mene şu geplerinizde menge yazıp birisin degen. Degen de Peygamber aleyhisselam hutbede hem meşgit durdu. Uktubu li Abi Şah deganlar. Abu Şah'ga yazıp yedinler deganlar yazıp yedişken. Şimdi bu cayda siz Peygamberimiz yazışı bilmegeller o. Nimege yazıp yedemendi yaptılar. Dese imla'an ayet yaptılar. Yazdırıp yedemendi gen manası var. Ki ondan ki kağız yapıp yedinler deyipti deydi manası da. Resulullah davrında da kağız bulmagen ki. Yazadı gen bir nasıl yapıp yedinler deganlar. Şu sizlerge şu narsanı yazıp bana kıkı veremen deganlar. Özleri yazıp yedişmez. Mesela benim sizge aitsem ki daftar apkinin bir nasıl yazı veremem desem siz apkiseyiz, ben aitemem özüyüz yazı basıyız, ben yazı vergen bunu uğramam. Muamma yok mu? Bu meseleden yani özüge kereydiğin narsanı kıdırıp hareket kılıç halaz. Hakikatini izleşmez. Hakikatini izleşmesi doğru çünse buradır. Bunu yokşagen hadiselerini şubha tamamını kozga gelirler, müsteşriklar. 1746 yılında tüzülgen müteşkilat. Ve bütün hadislerini karıştı ki Kur'an'ın ilacı yok. Kiin hadislerini yığıp hadisten şüphe uygatımız değil. Tötte beşte kitapke can bora diyen şüphelerini ortaya taşışken. Ulamalar onu şarkını, cevabını verip bu işken. Çınarlı mı? Çınarlı. Domlu, bana şu bolaga aittimde, bana şu bolaga diyaptı. Eğer bana şu hadisini minge toruk kılıp şarkılar versen ben dinge kaytaman diyaptı. Bu bolaga bana şu kitabını kayıp da tavsiye kılsak buladı. Onu ben şu erkinlik etikatka yapıp gelin, biz bilen sohbetleştirin. O kiin bir nesine ayetip koyun onge. İslam kim midir? Müslüman buluşluğu muhtaç mez. O Müslüman bulamen, güya ki İslami ilerge men bir baylik bulamen degen davada bulmasın. Haklasa Müslüman bulsun. Özüge fayda. Haklasa İslam'ı terk kılsın. Özüge ziyan. Onge İslam sen öyle yetken derecede seviyesi pas dinmez. Eğer hakiki manada samimi bu sen, İslam'ını kabul kılamayan, doğru narsanı izleyetmen desen, kir, bahs kıl, sohbetleş, sence imkanet kılır bir hemen deyin. Siz arkalı kesin, adminlerge yazın, bir gün vaktarca tabiz, hoklasa, hoklagen şubhasını bizge aitsin, ilmi asasda, mantiki asasda, bağla bera aladigen cevabını beremiz. Kabul kılsa, elhamdülillah, kabul kılmese, Allahu Akbar. Şunlar değil mi? Şunlar değil mi? Şunlar değil mi? Ben geliyorum o zaman, cüden muhan. Rahmet, donla. Selamat bunu. İlerli, size mi yazıp olayım, konuk yapıp ayıp diye bu kalışma. Kararla kendi özümü yazdım işte. Taravih namazı hakkı savalga davet diyorduk. Hop. Saval izbirin taravih hakkı da saval. Ovazı daştık. Umutluk iyi bir ota. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ayarlar taravih namazını okuşluğunda Albatta, albatta. Erkek kişilerini cemaatke çıkıp okuşlarda 25-27 derece acır boladı.
ayollarını uyda okuşligi şunaqa ajr bor. Jamoatga chiqishligi agar fitnadan xoli bo'lsa chiqishdan qaytarilmaydi. Lekin fitna ehtimoli bo'lsa uyda o'qigan afzal. Alloh taolo Qur'oni Karimda va qarna fi buyutikunna degan. Uylarni lozim tutinglar degan. Ibodat masalasida asosan shu. Ayol kishining eng katta madrasasi uyi. Ayol kishining eng katta tarbiya maskani uyi. Ayol uyi uchun eng muhim ahamiyat kasb qiladigan shaxs hisoblanadi. Uyi uchun. Uyini obod qiladi, uyini toza tutadi, uy ichidagilarni tarbiya qiladi, farzand yetishtiradi. Ayolga eng katta vazifa uyda. Bu uydagi vazifalardan xoli bo'lsa, ko'chaga chiqib ummatga zarurat bo'lsa, masalan, tibbiy sohada raddomga o'xshagan masalalarda bo'lsa xizmat qilsin. Ayolga munosib bo'lgan ishlarda ishlasin, muammo yo'q. Uni hech kim taqiqlashga haqqi yo'q. Lekin ibodat masalalari imkon qadar uyda bo'lsin. İmkan kadar, imkoniyat sharoit qilgan kadar uyda bo'lsin. Taravih namozi ham shu jumladan hisoblanadi. Uyingizda o'qisangiz 27 darajada olasiz, barobar darajada. Ayollarning jamoati makruh. Jamoat bo'lib namoz o'qishligini makruh deydi ulamolar. Ixtilofli gaplarda men buni makruh tomonini aytgan ulamolarning fikrini aytib bermoqchiman. Nimaga desa, ayollar to'plangan joyda g'ibat boshlanadi. Hammasini demoqchi emasman. Erkaklar ham hozir ba'zi erkaklar ayollardan ham o'tib ketdi-da. Lekin bu qadimdan shu narsalarni ehtimolini olishgan. Masalan, Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni bir ayollari bo'lgan. Ruqayya degan. Ruqayya bint Ali radhiyallohu ta'ala anha. Ali radhiyallohu anhu ni qizlari bo'lgan. Ruqayya. Sovchi bo'lganlar Hazrat Umar radhiyallohu anhu. Sovchi bo'lganda hali balog'atga yetmadi. Agar balog'atga yetgan bo'lsa olavering deganlar. Nikohlariga keyin balog'atga yetganlarni bilganlar, nikohlarga olganlar. Olganlardan keyin shu qizni, shu qizchani balog'atga yetgan, namozga, jamoatga qatnaydi, masjidga qatnashligidan biroz rozi emas ekanlar Hazrat Umar. Lekin masjidga borma demas ekanlar. Masjiddan tosmanglar degan hadis bordi. Allohning bandalarini masjiddan tosmanglar. Allohning cho'rilarini, ya'ni ayollarini masjiddan tosmanglar degan hadis bor. Shu hadisni hurmatidan borma masjidga demas ekanlar, lekin yo'lini qilar ekanlar borg'izmaslikka. Bir kuni xufton namoziga Hazrat Umar kechqurun chiqibdilar-da, devorning orqasida bekinib tursalar, ayollar juda taqvodor bo'lgan. Masjidga yugurib ketayotgan ekanlar, orqalaridan barib chindirabdilar. Qorong'ida tanimaydi hech kim. Astagfirullah deb ayol uyiga qaytibdi. Hazrat Umar boroq xutbani o'qib qaytib kelsalar, uyda o'tiribdi. Ha, bugun masjidda ko'rinmading-a desa, odamlar buzilib ketibdi, menga tegajoqlik qilishdi degan. O'zlari qilganlar, shu bilan masjidga chiqmaganlar. Ayollari. Demak, agar fitna ehtimoli bo'lmasa borsa bo'ladi. Lekin fitna ehtimoli bo'lsa, ayollar uyda o'qigani yaxshi. Ajr qattan olamiz, erkaklardan ko'p olasizlar. Erkaklarnikidan oson sizlarniki. Tushunarlimi? Rahmat domla, Alloh ilmlaringizni bundan da ziyoda qilsin. Salomat, Alloh foydali qilsin. Amin, Alloh taolo o'ylagan maqsadlaringizni afzalini bersin. Amin, salomat bo'ling. Moskvadan savol bor degan prof deb turdi, shuna muhim savol bor deb turdi, deydilar. Topolmay qoldi dedi. Xo'p, bizda ham asr bo'ldi birodarlar. Oxirgi savol shu. Keyin yana nasib bo'lsa yana didorlashamiz. Oxirgi savolni bering. Inshaalloh, Moskvadan savol bo'l. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Domla, sizga juda muhim savolim bor edi. Shu ma'ruzadan keyin savol-javobdan keyin bersam bo'ladimi? Yo'q. Juda muhimda. Yo, endi vaqtimiz yo'q, shuni anaqa qilamiz. Adminlarga yozib qo'ying, ular menga yetkazadi, agar imkon bo'lsa, keyin maslahatlashamiz. Qaysi admin yozsam bo'ladi? Buni adminlar aytadi sizga hozir. Juda muhim savolim bor-da. Ularni gaplashsak bo'ladimi keyin, vaqtingiz bo'lganmi?
Nasıl koyan inşallah vaziyetki kalayımız da. Abbas'ı ki yaz koyamam da. Hop buladı hop. Bilmem bittesi ya. Hop. Hop ya. Sağ olun. Sağ olun. Hop. Yine bitti. Bilemez şimdi sağ ol. Bayağı ki keçe ateist yigit İslam ülke geldi. Şu bana bilmem donlu. Siz ben katlaştık olarak. Hop. Şunu açtım. Samat John Gapper. Abdül Samat dedik. Yasımısız Avrur Domuz. Aleyküm selam. Rahmat. Tüzük müsüz? Rahmat. Tüzük. Ben de muhtem okum sabahıydı. Özür, ozur okçu özelişim. Mümkün acı borça kıskara okuluş ki hareket kalama. Hop. Plus, ben ateistiydim. Juda yaxshaniydi, guruhdagi abinlar ham, misol Abbos aka ham juda yaxshansa, men haqqi ma'lumot berishat sizga. Xullas, tush ko'rdim. Ya'ni musulmon bo'lishimdan oldim, ya'ni ummat ahlidan bo'lishimdan oldim, tush ko'rdim. Ya'ni uxlayapman yotgan joyimda. Bir qandaydir ishxonadaman, endi borgan musofirdamiz. Ko'zim ilingan deb turib, g'ira-shira bo'ldi-da, bu oldimga qora sharpa kelishni boshladi. Qora sharpa keldida oldimga undan keyin yotgan holatimda bo'g'zimga olovdan bo'lgan qanday pichoqmi qilichmi xullas ancha katta bir quroli bilan xullas shunaqa qator narsasi bilan olovdan bo'lgan narsasi bilan bo'ynimga tiradida ya'ni aytdi u narsa menga aytdiki shomman bu qirilmasligida buni hozir o'sha boyagi sabab bo'libdi-da domla men qisqa qilib aytay shu bunda islomni endi haliginaqasini olibdi sen otkaz qilinding debdi keyin bu turib shu akasini joy namozini tasbihlarini olib namoz o'qib haligida qiqibdi shu nima uchun aynan menda shunaqa bo'ldi deyaptida Samadjon huzuri nima uchun manda iymonoy ya'ni mani ya'ni xuddi o'sha xuddi boyagi akamiz koreyadagi akamiz aytgandek xuddi o'shanaqa ateistman ya'ni ateist bo'lganman ota onam ham voz kechuvmiz yoshligimdan ateist bo'lib katta bo'lganman asrab olingan oiladan ham voz kechilganman asrab olingan oiladan ham ota onam qilishgan qancha kufr keltirganman haqoratomuz so'zlar alloh azza va jallaga kufr so'zlar va payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamga ham qanchalik tuhmatlar umuman islom dinini umuman musulmon xalqini ummatni ya'ni men hozir tanlaganman shu yo'lni qanaqangi darajada yomonlaganmanki uni hech kim bilolmaydida yana sionistik tashkilotlarga ham ishlaganman ateistik guruhlarni boshlig'i shunchalik botqoqlikka botib ketgan ya'ni shaytonni mana shunaqa bir jirkanch bir qandaydir shaytonni bir malayini qanday qilib alloh taolo mana shu darajaga olib keldi tavba qilishgacha olib keldi mana shu narsani ko'rsatib ya'ni o'sha ko'rsatgan narsalari oppoq kiyimda kiygan o'sha odam umuman yuzi ham tanish emas boshqa ham emas yuzini ham ko'rib bo'lmaydigan oppoq odam boshimga qo'limni qo'yib mani boshimdan olovdan bo'lgan o'ta achqimtir narsani ichimda bu narsani tasvirlab berish juda qiyinda achqimtir narsani haqiqiy bir azobni ko'rganmanda sug'urib olib mana ichimdan aytib ya'ni uni aytgan gapi qiziq manga ya'ni qo'lida olov turibdida o'sha olovga qarab endi san debdi keyin manga qarayaptida aytyapti san askarsan debdida bo'ldi nimaga askarman desam savolimga javob bermasdan indamasdan mana shu olovni olib xullas yana qo'lida shu chiqib ketyapti tashqariga mana shu bir sug'urib olayotgandagi azobni ko'rganimdan keyin bu o'lgandan keyin manga haqiqiy tuyuldida chunki u payt uxlamayotgandimda domla uxlamayotgandim haqiqiy azob bo'ldi manda Samadjon to'xtab tushunarli Samadjon Abdusamad xullas Qur'oni Karimni uslubiga ko'ra hidoyat Allohdan bo'ladi. Bizni o'lchovimiz, bandalarni o'lchoviga ko'ra o'ta dushman, o'ta vahshiy, o'ta falonchi odam bo'ldi endi iymonga kelmaydi deyishimiz mumkin biz. Lekin Alloh xohlasa iymonga kelaveradi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu shu darajada keskin bo'lganlar, badjahl bo'lganlar odamlar Hazrati Umar iymonga kelibdi desa mumkin emas deyishgan. Umarni eshagi iymonga kelsa keladiki o'zi musulmon bo'lmaydi deyishgan. Hazrati Umarni Alloh taolo iymonga olib keldi. Vahshiy. Vahshiyning nomi vahshiy. Nimaga shunaqa nom olgan? Hamza radhiyallohu anhu ni
katıl kıyan adam. Hamza'nı katıl kıyan. Bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam Kabe poşke asılıp turgan bu seyem öldürüyorlar da geldiler. Mekke'nin fethi kıyanları da. Çünkü kan, kolu kan adam. Kaçıp gitken ki, sinnisi Müslüman bu gel. Kaçıp başka memleketlerine varsa o memleketlerden Müslüman bu gitti. Baradigan joyi qolmaganda singlisi orqasidan quvib borib aytgan, "Oy" degan. "Qayt orqaga" degan. Men bu payg'ambarni kabisini ko'rmadim degan. Kechirim so'rasang kechiradi degan. Ishonmagan vahshiy. Men degan sendan og'ir odamlarni kechirganini ko'rdim, yur degan. Olib kelgan. Olib kelganda payg'ambar alayhissalom vahşini kurup etkiler. Kanaka öldürdün degen de aytken şuna kaka öldürdüm degen Hamza'nı. Neme derdin var degen de ben Müslüman buldum. Beni keçirasız mı degen. Peygamber aleyhisselam keçiremeni gözümge kurunma degenler. Vahşi özü aytadı, özü rivayet kıladı. Menge en ağır narsa deydi. Bütün insaniyetke rahmet kılıp yubarılgan peygamberini kursan berkinardim deydi. Çünkü Resulullah gözümge kurulma degenler. Hamza'nı alami isim gütüşü yaptı degenler. Ve şu Hamza'nı keçirgenler. Vahşi'ni. Vahşi ne mi degen ki? Ben uzunmu kalbimge tüküp koydum degen. İslam'ge çe degen. En yakşı insanını katılıp koydum ben. İslam'ge şuna kadar zarar yetkazdım degen. Endi İslam'dan ki şunu ordunu koplaydıgan iş kılışım kereyi deyip niyet kılıp yürüyen. Ve ahire İslam'a düşmanlık kıyan, peygamberlik davasını kıyan, mütenebbi bugün, Müseylemetül Kezzab'ını vahşi barok öldürgen. Cengde. Öldürüp, nişte sahabelerinin kanunu tükken Müseylemen'i kuksüge neyzeni sançıp etken ki, elhamdülillah İslam'a en yakşı adamını öldürgen edin, İslam'dan ki onun kasasını aldım diye, aybını oklayın. Ve hatırcan bulayım. Bu iman, bu iman, Allah tamamından beriledigen mükafat. Siz imanı gelirken siz kim midir aldı de, kim midir aldı de. Siz karzlar mazsız. Kim midir aldı de tilingiz kısıkmaz. Kıgen hatalarınız, kıgen yaman gepleriniz, sözleriniz iman kelimesinden kiyin afu kılınladı. Amr ibn As degen sahabe, İslam'a umuru mu beyni de zarar yetkazıp, umuru mu beyni de Müslümanlar kayaka kaçı varsa, arkasından kuğu barıp zarar vergen adam idi. Amr ibn As. Müslümanlar Habeşistan'a kuçu borgen de arkasından yugur barıp, onlarını kamattırgen, onlarını kayıtı vermen gidip, Necaşi'ni kundurışka az yana koyan adam. Şu adam, Müslüman bugün de Peygamber aleyhisselatü vesselam'a kolunu uzatadı. Bayat ki. Peygamber aleyhisselam kolunu üçleymen deseler tortu varadı. Ya Resulallah deydi. Beni deydi İslam'a çekilen işlerim ne mi boladı deydi. Umurum mobayında da sizini katıl kılaman da buyurdum deydi. Umurum mobayında da en katta düşmanım deyip sizini hesapka alıp yürerdim deydi. Ular ne mi boladı deydi. Şun çekilen intrigalarım, şun çekilen haram hariç işlerim ne mi boladı deydi. Degende Peygamber aleyhissalatu vesselam külüp eytediler. Ya Amr deydiler. Sen haliyem İslam'ı düşünme değil mi? İslam özüden aldığı günahlarını keçirip aladı deydiler. Bana şundan alın yani kaideler. Yani kanun çıksa kanun arkaya yürümeydi. Yani bir kanun çıktı falan narsa kılıç mümkün meslege. Bir ay aldın uşa işini kıyan bulsayız onu cezalamaydı. Arkaya yürümeydi. Demek ki İslam'dan alın yani. İslam özüden aldığı günahlarını keçirir. Pak boladı. Azadı buladı. Buradan o gün haklarınızı töleysiz. Kolinizden kilise buradan yetkazgan azarlarınız için usul soruysiz. Lekin siz İslam'a kigen zahatı, imanını kabul kigen zahatı pak adamı eylengen bulasız. Onadan tuğulgendek bulasız. Hazır ölüp kasıyız cennetki kiraz. Doğru. Amr ibn As şunu dünyadan ötüyetgenleri de oğulları yaiti bir geller. Bimar halde vafat ötüyetgenleri de yığla geller. Oğulları yaitken ki dedem emege yığlaysız. Siz sahaba buldunuz, Resulullah'ın yollarında yurdunuz, bu ümmetinin dahisi deyip lakab aldınız. Demek ki yığlayıpsız degen de şu hadisin eti bir geller. Ben İslam'a geçe, İslam'a en katta düşman dedim. Ölgenimde cehennemge getirdim.
İslam'ını kabul kigen künüm onadan tuğulgen dek pak bup kaldım. Ölgenimde anıp cennetke kirardım. Ondan ki yaşadığım bir kança fitneler, bir kança intrigelerge aralaşıp kaldım. Endinime buramen şunun için yıkılayıp yapman degenler. Şunun için ilacı var içe, hadırgi kününgizden, bundan bir yolgi, aldınge karab yürüyüşüyüz gerek. Birilgen iman münasip bulsanız sizde kaladı. Münasip bulmasanız Allah onu yap koyuşu mümkün. Çünkü Kur'an'da Allah'ın imtihanıdan amandemen deyip oylegen adam Müslüman mes degen Allah Teala. Bu imtihanlar şuna kadarsa. Siz bir imanla kabul kıganınızdan ki onu münasip şekilde devam etişiyiz gerek. Aldınge kıgan işlerinizin ornunu toldırışlık için niyetiniz, maksadiniz buluş gerek. Nemeyi ki kayırdı, hata deb bilgen narsalarınız bulsun, ıslah kılışınız gerek. En birinci orunda, ata analarınızı tapıp, onlarını duasını alıp, üzülüyüzü ıskar kılış gerek. En birinci orunda. Kiyinçelik sizi bakıvagan adamlarını tapsayız, onlarına yan varıp, üzülüyüzü yetişiyiz gerek. Ailevi şaraitinizin, muhitinizin, çırayla kıyandan kiyin, ilim okuyun. Ümmet için, halk için, özünüzü, memleketiniz, aileniz için en kereli adamga eğlenin. İlim okubarın. Siz şunday kerakli odamga aylanganingizdan keyin haqiqatda Allohning askari bo'lasiz. Sizdagi o'sha qobiliyat eski davrda harom xarish narsalar uchun sarflangan iqtidor endi haqqa saplanganda samarasini ko'rasiz. Alloh taolo uni samarasini beradi. Shuning uchun orqadagi narsalarni yoping. Shunday yopingki hech kimga uni ochmang. Ibrat uchun o'zingizda tursin niyatingizda. Lekin oldingi qarab yuring. Islom yahdimu ma kana qablahu. O'zidan oldingi hamma gunohlarni kechirib oladi. Tushunarlimi? Bemalol bu haqda yana gaplasharmiz. Alloh taolo iymoningizni muborak qilsin, uni saqlab qolishligingizda o'zi yordamchi bo'lsin. Juda ko'p yangi iymonga kelgan odamlarni ahli sunnada turib qolishligi ham katta ne'mat. Imom Ahmadning gaplari bor. Musulmon bo'lish katta ne'mat. Ahli sünnede turuş ham undan kammas degan. Çünkü bazı adamlar Müslüman bugünden keyin misli körülmegen yomon işlerge ötüp gitgenleri yan var. Ahli bid'atlarını fitnesiye, fikriye aralaşıp. O kalbiyizdeki samimiyetke bağlıq. Nemege ben Müslüman buldum ki degen savaliyizge kayerinizdedir Allah'ını süygen cayiniz var. Kayerinizdedir. Onu biz bilmeyiz. Bir adam kirip Peygamber aleyhissalatu vesselam'ge ya Resulallah ben cahiliyet paytida ham, hali İslam'ı kelmasdan oldin ham, yaxshiliklarni qilib yurardim. Ularga nima bo'ladi? Ularga menga ajr bormi degan. Deganda payg'ambarimiz o'sha yaxshiliklaring sababli musulmon bo'ldinglar deganlar. Nimadir bor sizda? Uni men bilmayman. Siz Alloh biladi uni. O'sha uchun sizga islomni nasib qilib turibdi. Lekin bundan keyin o'sha yaxshilikni bartaraf qilib qo'ymaslik kerak. Yaxshilik bardavom bo'lish kerak. Bo'lmasa qadimda bir Hilol ibn Atiyya degan odam bo'lgan. Eshak o'g'risi bo'lgan. Eshak o'g'irlab yurar ekan, bozorga olib sotib. Keyin musulmon eshak o'g'riligini tashlaydi-da, keyin botiniy tariqat bor. Fotimiylar, Shiyalarga o'xshagan, Rofizalarga o'xshagan. O'sha tariqatga kirib oladi. Kirib olganda uni do'sti chaqirib aytadi, "Men seni yaxshi taniyman, bilasan-da meni, ha, nasihatimni olasanmi?" "Ha, olaman." "Sen" deydi. "Mana bu Rafize cemaatçıya koşulu vagenden kure eşek oğruluğu kayıt deydi. O şey eşek oğruluğu yaksanga deydi. Çünkü bu hafli bu. Ben Müslüman ben deyip dinde ben deyip dinge zarar verirgenler kança. Şunun için bitti imtihandan öttünüz. Ve hainizi Allah Teala beş koydu. Endeki imtihallar var. Bu imtihallarda astaydır bunu. Bazı adamlar var. Mesela Mizanul İtidal degan asarda acayip bir rivayet kelgan. İmran ibn Hattan degan adam. İmran ibn Hattan. Şu adam bir ayolni yaxshi ko'rib qoladi. Yaxshi ko'rib qoladi-da, u ayolga sovchi beradi. Ayol Havorij, Hazrati Ali'ni qatl qilgan jamoatni fikridagi ayol. Mana bugungi kunda İbrahim Muvahhidga o'xshagan, urg'ochiliga o'xshagan xotin. Şunu kaldı. Bu Emrad ibn Hattan uşa ayalını nikahıge alıp havariçlikten kaytaramandı niyet kıladı. Onge üylenedi.
o'zi ham havori chub ketadi. Shuning uchun bitta narsaga e'tibor bering. Qalbingizda tavozi bo'lsin, har doim Allohning huzurida. Allohga siniq bo'ling. Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana. Ey Parvardigoro, Qur'on o'rgatadi bizga duo qilishni. Ey Parvardigoro, qalbimizni hidoyat topgandan keyin botilga moyil qilib qo'ymagin deb duo qilish kerak. Nimaga bu duoni Alloh taolo Qur'onda o'rgatyapti? Chunki inson imtihonda har doim. Oqibatimiz nima bilan ketishi bilmaymiz. Bizi ko'zimizga ko'rinib turgan juda taqvodor odam oqibatda kofir bo'lib dunyodan ketishi mumkin. Bizni ko'zimizga ko'rinib turgan g'irt kofir odam oqibatda mu'min bo'lib ketishi mumkin. Bu Allohning mukofoti. Bu insonning qalbidagi pokligiga, samimiyatiga, inobatiga bog'liq. O'shaning uchun o'sha samimiyatni qo'ldan boy bermang. Subhanak Allohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdu lillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.